Merhaba arkadaşlar, hepiniz Kripto Tayfun kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Dogecoin analizi yapacağız. Öncelikle hiçbir yatırım tavsiyesi içermemektedir. Tamamen kendi görüşlerimi belirtmekteyim dostlar. Şu anda Dogecoin tam 26 sent bandından işlem görmekte. Öncelikle her zaman yaptığım gibi total 2'ye ve bu sefer Bitcoin dominansına da göz atacağım ve öngörülerimi sizlerle paylaşacağım. Yani öngörülerim çoğu altcoin'i baz almakta. Haberiniz olsun. Kapsamakta yani. Total 2'de şu anda 1.422 trilyon bandındayız. Fakat benim yükseliş kanalımın içerisinden aşağıya kırmış durumda. Böyle bir hareket gelebilir. Yani ben değerlendirme yapacak olursam 1.389'un da altına inip inmeyeceğini kendim şahsım adıma inceleyeceğim. Burada bir tepe yaptı, bir ikinci tepeyi de burada yaptı. Yani birden sert düşüş de gelebilir dostlar. Çünkü geçmişte bunları tanıklık ettiğimizi sizlerine de sabahki Shiba Coin videosunda örneklendirdim. Onun için beklemedeyim. Hiçbir zaman için bu piyasada fırsatlar bitmez. Elbet fırsatlar tekrardan gelecektir. Hırs yapmaya da gerek yok diye düşünüyorum. Ekim ayını sadece bir başarısız trade ile bitirdik. Trade grubuna gelmek isteyen arkadaşlar da gelebilir. Buradaki öne çıkan hikayelere de göz atabilir. Ve ayrıca beni kesinlikle Instagram'dan takip etmelisiniz dostlar. Oradan önemli bir gelişme olduğunda da kendi görüşlerimi arkadaşlarımız vasıtasıyla paylaşıyoruz. Şimdi Bitcoin dominansı 44.28 bandında şöyle bir hareket izleyebiliriz ilerleyen zamanlarda. 44'e kadar bir Bitcoin dominansında düşüş geldikten sonra Bitcoin dominansı bir seçim yapmak zorunda. Ya aşağıya doğru kırarsa altcoin'lerde, hele ki aşağıya doğru kırdığı andan itibaren total 2'deki hacim de çok büyük olasılıkla aşırı derecede yükseleceğini düşünüyorum. Bu benim kendi düşüncem. Altcoin'lerin çoğunda bir boğa sezonu, yani süsen boğa sezonu, benim tabirimle süsen boğa sezonu yaşayabiliriz dostlar, ama kısa zamanla. Bu benim öngörüm. Fakat geçmişte yaptığı şekilde 44'e geldikten sonra yukarıya doğru çıkarsa yine altcoin'ler ezilir dostlar. Haberiniz olsun. Bu hareketleri geçmişte birçok kez yaptı Bitcoin dominansı. Bakın gördüğünüz gibi 30 Mayıs'ta bir düşüş. Burada ufak bir rally yaşamıştık. Sonra tekrardan 44 bandına yakınlara geldiğindeki yükselişini buraya kadar sürdürdü. Geçmişte de bunların örnekleri var dostlar. Gördüğünüz üzere bakın buradayken de seçimini yukarıdan dolayı, yani yukarı üzerine yaptı. Burada da Bitcoin dominansında bir yükseliş trendi çizmiştik ve bu düşüş trendi %100 işlemişti. 44'e kadar düştük. Ben buradaki seçimini aşağıya doğru yapacağını düşünüyordum. Fakat yukarı doğru yaptıktan sonra 44.97'den aşağı yönlü kırılma geldi. Ve buradaki husus 28 Ekim günü saat 7.10'unda bir mum attı. Tam 44.01 bandına ilerleyen zamanlarda göreceğiz dostlar. %51 ihtimalle benim düşüncem yukarı yönlü de kırılabilir çünkü. Yani tam ortada kalmış bir durumda. Piyasada bir hırs varken, herkes açgözlülükle saldırırken bence alta doğru kırılması çok da ihtimali yok gibi geliyor. Umarım alta doğru kırar. Ben de ona göre trade'lerime devam ederim dostlar. Bunları da Telegram grubunda ve arada Instagram'da paylaşacağım. Şimdi Dogecoin'e geçiyorum direkt. 33,5 sent civarı dirençli ve 3 defa mum atmasına ve bir defa da üstüne çıkmasına rağmen Dogecoin satış baskısına yenik düştü ve 30 sentteki desteğinin de altında. Şu anda 26 sentten işlem görmekte ve en son desteği kısa vadede 23,5 sent. Eğer dediğim olay yaşanırsa dostlar, Bitcoin dominansı alta doğru kırar ve Total 2'deki biz yükselen trendine girersek Dogecoin'in tekrardan 33,5 sentlerin de yukarılarına kadar gideceğini düşünmekteyim. Şimdi bu senaryoları yazıyoruz ama bir şey söylemek için çok erken, tamamen takip edilmesi gereken iki husustan bahsettim. Piyasadaki haberleri de takip etmenizde fayda var. Eğer food haberler gelirse global piyasada biz tekrardan sert bir düşüşle çakılır tüm piyasa diye düşünüyorum. Düşüncelerim bu yönde dostlar. Fırsatlar her zaman vardır. Sakin ve panik yapmadan bekleyin bence. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler.
Kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere dostlar.